Merhaba sevgili takipçilerim, cümleten selamun aleyküm. Evime, sohbamın başına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah, iyisinizdir. Vallahi biz de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Yorgunum biraz, kendimi yorgun hissediyorum. Ayhan'ın okuluyla kendi evim arasında zikzak çiziyorum arkadaşlar. Kaç gündür pazartesinden belli. Ayhan'ın zaten birinci sınıfa başladı biliyorsunuz. Sabahleyin koymaya gidiyorum, saat 8.30-9 araları koymaya gidiyorum. Oradan geliyorum, bir kahvaltı yapıyorum, 10 oluyor. Ondan sonra Cem'e evi topla derken geri 11.30'da okula gidiyorum Ayhan'ı almaya. Öğlen arasına gidiyor ya. Geri getiriyorum, geri götürüyorum. Ondan sonra Cem'e saat 3'e gelirken geri gidiyorum, geri geliyorum derken inanın arkadaşlar zamanın nasıl geçtiğini bilemiyorum. Bir de bende sinüzit var ya. Motorla gittiğimden git gel git gel. O da bende böyle baş ağrısı yapıyor, halsizlik yapıyor canlar. Sarımsak olur mu? Bir şey yok sarımsak. Ayhan yine okuldan getirdim. Medine kek yapmış. O da bir güzel kabarmış arkadaşlar. Bir güzel kabarmış. Vallahi bak hele. Buna karbonat katmamış. Karbonatsız kekmiş. Evde gerçi karbonat da yoktu da. Medine nasıl kabardı diyorum. Vallahi şey katmış içine. Şekerli vanilya katmış. Böyle kabarmış. Karbonat katsak bu kadar iyi kabarmazdı herhalde. Medine'nin beslenmesine falan, Ayhan'ın beslenmesine falan koyarım diye düşündüm. Medine'ye dedim, Ayhan'ı beklerken bir kek çık dedim. Melisa'm da geldi okuldan bitkin halde. Ne oldu Melisa, niye soruyorum? Hı? Hadi elin yüzünü yıkan, sofranın başına gel hadi. Ayhan'ı alıp geldikten sonra kekimiz pişiyormuş fırında. Ben de geldim arkadaşlar. Bir şey pişirdim. Kayseri mantısı pişirdim. Kuzeyelci yoğurtla sarımsaklı. Bayağı da acıktıydım. Sabahleyin de zaten pek yemediydim. İştahım yok. 2-3 gündür iştahım yok yine. Niye böyle oldum? Vallahi ben de bilmiyorum. Yorgunluktan ne oldu? Ben de bilemedim. Hadi mantını yiyin. Cipsi yiyip durma. Bir çay koydum canlar. Şu an saat 4'e doğru geliyor. Melisa da okuldan çıktı geldi. Medine odasında hikaye okuyor telefonundan. Yapma olur mu öyle? Hadi bir de sen selam ver. Hadi. Okulun nasıl geçti anlat bakayım be. Bugün Ayhan'a da bir üzüldüm arkadaşlar. Bir üzüldüm nasıl? Öğlenleyin bugün toplantı vardı. Ayhan'ın kitaplarını falan aldım. Biraz geç kalmışsın. Ayhan Azat bir yola bakıyor arkadaşlar. Yola dikilmiş. Sultan da şeysini çekmiş. Videosunu çekmiş. Atmış. Yola dikilmiş. Böyle bana bakıyor. Annem geliyor mu diye. Ne beslenmesini yemiş. Sultan bacım makarna götürmüş. Gel ye diyor. Ne onu yiyor. Dikilmiş. Öyle yola bakıyor. Ondan sonra cama videoya bak dedi. Bir acıdım. Bir acıdım. Vallahi. Onu oradan garip koymuş. Gülme geldi. Artık gittim bunu da kucakladım, karnını doyurdum, bir tane elma verdim, ondan sonra bir de makarna yedirdim. Toplantıya girdik, dur da ben bileyim, sen iste de ben bileyim, otur. Toplantıya girdik, sınıf öğretmeniyle müdür biraz konuşma yaptı. Ondan sonra cığımı da kitaplarını falan aldık geldik canlar, o ayağına kitaplar falan katlanacak, yüzlenecek. Önce şu karnımı doyurayım. Dışarıda hafiften rüzgar esiyor. Balkondaki çekirdek şey edilecek. Savrulacak kuru toprağa gitsin diye. O da kurumuş bayağı arkadaşlar. Vallahi aşağıya da hiç inmedim. Yoksa öyle evinin bakına mı uğraştım. Dolaplarımın elini yüzünü sildim. Melisa sen öyle neyin okul eve niye gelmedin? Para harcadım. Ne parası? Parayı neden aldın? Dün aldı ya. 35 lira. Ne yedin onu? Ne yedin onu? Çiğ köfte. Niye eve gelip de karnını doyurmadın? Beni yiyeceğiniz çorba neye pişirdiydin? Bak bir daha eve gelmeme zırk yapma tamam mı? Eve gel karnını doyur, okuluna git. Çiğ köfte ne karın mı doyarmış? Ama çiğ köfte deyince bak bizim dolapta da vardı çiğ köfte. Melisa bak benim canım istedi. Şuradan çıkar hele. Kadınsın. Gel kek neyi var hadi. Mantı var, kek var. Dolabımızı aç, şeydeydi, şuradan sıkılır. Hı.
Alta bak. Hadi ben göremiyorum. Ta altta yok mu Melisa poşetin arasında? Önüne bazlarına koyduydum. Buldun mu? Buldum. Annecik bir de bir şey alacağım. Poşetini aldın mı? Canım çok istedim orada. Niye okulda yemiyorum da burada yiyeyim? Oğlum. Aynen beslenmeye koyuyorum arkadaşlar. Hiç yemiyor. Ne beslenme yiyor, ne bir şey yiyor. Bugün de çocuklarla böyle bir sohbet videosu yapayım dedim. İnşallah beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Zaten herkesin evinde biliyorsunuz internet var, giriyor, çıkıyor. Oradaki beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir teşvik edelim arkadaşlar. Kanalımız büyüsün. Ayhan'a böyle şey koydum, meyve suyu koydum, sabahleyin peynir koydum, zeytin koymuş, koydum. Ne peynire dokunmuş arkadaşlar, ne zeytine dokunmuş. Bir tane yumurta kaynattıydım. Yumurta da öylece duruyor, telef olmuş. Hepsi birbirine karıştırmış Ayhan. Aynı çantanın içi çöplük gibi. O nasıl çanta kullanma öyle? O da ben yaptım. Senin çanta senin, kızımın değil senin. Kızım o kadar anlardan koyarsa öyle olur. Bir daha o çantayı öyle görmeyin bak. Tamam mı? Tamam. Hı. Temiz temiz kullan, ben, iyi kullan. Ben buradan istemedim. İçinde şey var. Şu. Peynir. Maydanoz mu? Zeytin. Karşı tarafında yok ha. Yok oğlum ha. Yok. Bir iyi otur şöyle kafaya. Kafaya da iyi otur. Ha? Yok. Hadi. Evine gidiyor. Ayhan'ın sınıfı pek kalabalık arkadaşlar. Bir görseniz bir çocuk var ne kadar? 26 kişi. 25 kişi miydi? 26 mı? 30 kişi. Yok. Bugün de toplantı vardı işte arkadaşlar. İkindin oldu ya arkadaşlar. İkindinin güneşi benim mutfağa vuruyor. O yüzden sıcakta da video çekemiyorum. Telefon iki de kapanıyor sıcaktan. Telefon bir açılıyor, bir kapanıyor. Video çekmekte zorlanıyorum yani. Zaten benim bu telefonun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi herhalde. Şu an şeyi bir görseniz ekranı buz gibi dağıldı. Geçenlerde düşürdüydüm bir. Onu da ekranda değiştirmedim. Ekran koruyucu da yoktu. Böyle betonun üstüne düştüydü arkadaşlar. Parça parça oldu. Volkan dedi ben dedi yurt dışından dedi. Ya göndereyim dedi. Ya da dedi gelirken falan alırım dedi bakalım. O zamana kadar eğer dayanmazsa gidip bir telefon alacağım. Şimdi belki yine derler telefon istiyor diye bazı fesat. Haset insanlar. Gerçekten arkadaşlar o kadar haset, fesat insanlar var ki. Benim aklımda hala dünkü yorumu yazan kişide. Ne amaçla, ne düşünceyle yazmış bilmiyorum. Hoca parası yiyor mu diye. İster istemez insanın yani aklına dağılıyor. Biliyorum bu sosyal medyada eleştirmek, yorum yazmak. Mesela eleştirmek, eleştiriye de açığım da ama sadece ben diyorum ki mesela benim yaptığım işleri eleştirin. Ailemi, etrafımdaki eşimi, dostumu, çoluğumu, çocuğumu eleştirmen diyorum ama onlar hep benim eşimi, dostumu, çoluğumu, çocuğumu iyi taktılardı bir ara, bıraktılardı. Sonradan geri başladılar. Şimdi de Orhan'a diyorlar çalışıyor, kocan çalıştığını yiyorum diye. İlla ki ben eşimin çalıştığını yiyeceğim. O çalışacak, ben yiyeceğim. Başka kim yiyecek? Kendileri, bazı insanların kendileri mutsuz oldular mı? Karşısındaki insanı kıskanırmış arkadaşlar. Herhalde onun eşi onu mu çalıştırır, beşini mi yedirir, ne yapar? Vallahi benim kanım çalışmadı. Milletin kafasında 40 tilki dolanıyor. Hiçbirinin kuyruğu da birbirine değmiyor.
Geçen de turşu kurduydum ya arkadaşlar, onu çıkardım, ağzını açtım. Süs biberi turşusu, bakalım şu nasıl olacak. Tadı, tuzu. Ayhanızı restoran yiyecek gibi. Sana hazırlattı şeyi, yemedi. Bizim iştahları kesiliveriyor arkadaşlar, inanın bak. Mesela 3 kase mantı yaptım. Melisa kendi kasesini yedi. Şu 3 kasesi de duruyor. Birden böyle mutkun duruyor. Canım hiçbir şey istemiyor. Böyle hazırlıyor. Her zaman ben böyle arkadaşlar hazırlarım. Aynı misafiri hazırlar gibi. Çoluğumla çocuğumla yerim. Gerçekten benim hiç kimseyle bir derdim, sıkıntım yok. Hasitlik bilmem, fesatlık bilmem, kıskançlık bilmem. İçim neyse dışımda o. Mesela dün biri yazmış, bileziği aldın kime hava atıyorsun diye. Ben zaten normal hayatımı çekiyorum, kendi yaşantımı çekiyorum, evimde ne yapıyorsam onu çekiyorum. Ayşegül'ün hayatı ne yapıyor? Mesela bugün bulaşık yıkıyor, cam siliyor, temizlik yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Nereye gittim, nereye geldim, ne aldım, ne sattım. Benim sizden inanın gizlim saklım hiç yok arkadaşlar. Yani sizler varsa mı benim varım biliyorsunuz, sizler izledikçe, sizler bana destek verdikçe ben varım. Sizler olmasanız ben hiçim. Yani hepimiz öyleyiz. Sizler izliyorsunuz ki biz para kazanıyor yani. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. De dün öyle yapmış biri. Kime hava atıyorsun diye. Benim yani hava atmak gibi bir niyetim yok. Hepimiz Allah'ın bir aciz kulları. Neye hava atacak? Hepimiz 9 aylık. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz arkadaşlar. Benim hava atmayla, mava atmayla vallahi hiç işim gücüm olmaz. Ben neysem onu söylerim, onu yaparım. Volkan gitti biliyorsunuz, çoluğumla çocuğumla girip çıkıyor. Bu arada evin etrafına kamera taktırdım arkadaşlar. Geçenlerde bir takipçim dedi. Ayşegül'üm Volkan gitti eve kamera taktırdım. Ben de gittim artık evin arka tarafına, bir de şu tarafına kamera taktırdım. Güvenlik açısından. Gerçekten de güzel fikir yani. Evin içinde her şeyi görüyorum. Her şey çoğaldı, hırsızlık çoğaldı. Yani hiç kimseye güven olmuyor. Bir de şu narin olayından sonra arkadaşlar, benim insanlara olan güvenim iyice sarsıldı. Vallahi bir değişik oldum ben o şeyi haberi duyunca. Allah'ın böyle acıyı hiç kimseye verilmesin inşallah. Bir Ayhan benden habersiz eve gelmiş. Arkadaşlar da eve son kafayı bozacaktım vallahi. Kulaştan eve nasıl geldiğimi bilemedim. Allah öyle acıyı hiç kimseye yaşatmasın arkadaşlar. Vallahi pek zor. Yani hiç kimseye güven olmuyor. Sizde çocuklarınız ne? Hiç kimseye böyle ister büyük olsun, ister küçük olsun çocuklarınızı hiç kimseye güvenip de göndermem. Bunu yanında dursun, şurada dursun, burada dursun diye hiç güvenmeyin. Ben öyleyim yani. Hiç çocuklarım hiç kimseye güvenmem. Benim çocuklarım bir yana, dünyalar bir yana. Vallahi çocuklarıma bir şey olsun ben yapamam vallahi, dünyayı yaharım herhalde. Dünyayı ayağa kaldırırım, öyle diyeyim sizlere. Ben Narin'e çok üzüldüm. Gerçekten küçücük çocuk da savunmasız, eksik etek. Şunun kime ne zararı var da? Mesela gidiyorsunuz, telinize koyuyorsunuz, suya atıyorsunuz, bir de üstüne daha taş bir gitmişler ne kadar. Artık ne kadar yalan, ne kadar gerçek biz bilmiyoruz. Biz daha benim söylediğini diyorum da, öyle diyor haberler. Günahsız. Çocuk melek daha o. Allah'ın bütün çocuklarımızı korusun inşallah. Mesela Medine yanımda arkadaşlar da Melisa'da. Bizim evin karşısında hemen Melisa'nın okulu yakın. Bu sefer aklım ayağında kalıyor. Gidiyor mesela dışarı mı çıkacak. Hemen okulun yanında yol var. Acel asfalt yol var. Arabalar vazur buzur, vazur buzur gelip geçiyorlar. Haklı ilmez dışarıya çıkar. Araba çarpar. Ondan sonra cığıma
ne bileyim ben aklı ilmez birileri alıp götürürdü. Akşama kadar inanın bir taraftan da o psikolojiyi yaşıyorum. Şimdi evin bütün şey yükü bende, her yükü bende inanın. Tamam Orhan çalışıyor, o çalışmayla yükümlü, bize bakmayla yükümlü de ama yani ben de ne bileyim ben çocukların sorumluluğu, evin sorumluluğu gerçekten çok ağır geliyor. Ama yapacak bir şey de yok. Ayhan? Oğlum kaldı bunlar. Gel hadi de otur da iyi paşan. Hadi oğlum. Paşan benim. Paşaların paşası. Hadi de ödevini yap. İmine bitirmiş ödevi. Video atmış. Daha ben o psikolojiyi yaşamadım. Ha bu? Ayhan. Arkadaşlar. Daha ben de o psikolojiyi yaşamak istemiyorum. Yani bu çocuklar vallahi ne biliyor psikolojiyi, psikolojiyi. Bunlar bizden de büyümüş de küçülmüşler. Müdür anlatıyor arkadaşlar da. Çocuklar diyor, gerçekten çok iyi konuşma yaptı müdür. Bugün bir gün belirledik arkadaşlar. Müdür bir şeyler anlatacak bize. Her çarşamba bayanlar arasında toplantı var. Anne. Her çarşamba toplantı yapacak. Efendim evladım. Çantam nerede? Pasağını ayıkladım da şu tarafta. Nerede? Şu tarafta. Onları mı koyuyorsun? Onları koyma, onları kaldır. Öğretmen istedikçe götüreceğim. Hangi odada? Çanta mı? Hı. İçeriye bak herhalde içeri götürdüm. İçeride yok. Çocuklarınızın diyor eline telefon vermeyin diyor. Gerçekten çok haklı. Benim diyor liseye gidelim diyor. Oğlum mu var dedi. Vallahi kızım mı var dedi. Liseye giden diyor, çocuğun elinde diyor telefon yok diyor. Evdeki diyor televizyonda diyor şifre var diyor. Gerçekten çok haklı. Ne öğreniyorlarsa hep telefonda mı öğreniyorlar? Ellerini arıyorlar. TikTok, Instagram, Facebook, şunuydu, şunuydu derken yani uygun olmayan videolar da çıkıyor. Uygun olan videolar da çıkıyor. Her şeyi oradan belirliyorlar. Ben de Medine'ye vermediydim arkadaşlar. 15 yaşına kadar telefon vermediydim Medine'ye. Zaten Aksaray'a yazdırdık. Aksaray'a yazdırmasaydım okula yine almazdım arkadaşlar. Ama Aksaray'a yazdırdıktan sonra Medine gidiyordu. Mesela yola çıkıyordu. Geldim mi, gelmiyor mu, geliyor mu, gelmiyor mu derken haber alamıyordum. Merak ediyordum. Ona da o yüzden aldım. Şimdi de Melisa diyor, onu aldım diyor, bana da alacağım diyor. Da Melisa yani hiç telefonla almayı düşünmüyorum böyle 15, 16, 17 yaşına kadar. Anne, hani çantası nerede? Yavrum ne bileyim ben oturduğum şu tarafa şu tarafa bakayım. Ne öğrenirlerse telefondan öğreniyorlar arkadaşlar. Telefonda her şey var, her şey. Gizli, saklı kalmadan. Medine'nin keki de bu sefer güzel olmuş. Her zaman Medine'nin kekine nazar ediyorlardı arkadaşlar. Böyle kabarıyor, kabarıyor çok öbürüyordu. Gerçekten güzel olmuş. Beni herhalde Ceyran mı çaktı? Ceyran'dan kaldım arkadaşlar. Bunun canı hiç işini görmek istemedi valla. Her gün de iş. Aha. Tallaya da gitmiyorum zaten kaç gündür. Talla ne halde valla onu da bilmiyorum. Kabaklar da tallada kaldı. Her şey tallada kaldı. Efendim evladım. Dosyanın içindeydi ödevi. Bak çantaya ne yapıyor bak. Dur. Ne yapıyorsun sen o çantayı? Şöyle aldım. Beni kızdırma. Yani dosyanın içindeydi. Ne? O ödev dosyanın içindeydi. Nerede? Şuradaki masanın üstüne bak yürü. Ben o senin defterlerini her şeye koydum. Bazalı odaya bak yürü. Bazalı oda ne yaptın? Evet sevgili takipçilerim, Ayhan'ıza toysuzlaşıyor canlar. Ben de videomu burada sonlandırayım. Hep beraber isterseniz. 2 bardak çay içtim. Bu da bugün açtığım süs biberi turşum. Gerçekten tadı tuzu çok güzel olmuş. Medine'min de ellerine sağlık. Keki de harika olmuş. Bugünlük de videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Ayşe bacınızın kanalına çıkın, çıkın gelin canlar. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.